sakin ol, sakin ol. Dokunma bana, dokunma dedim. Tamam, dokunmuyorum, sakin ol. Anlaşılan iyisin. Hala soruma cevap alamadım. Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Atımı çaldın. Atını mı? Evet, atımı. O at senin mi? Evet. Sen... Gökhan? Tanıyamadım tabii. Babanın beni buralardan sürmesinin üstünden tam 10 yıl geçti. Zeynep? Abla baksana bir, konuşalım seninle. Ne oldu? Neye kuruldun yine? Sen gayet iyi biliyorsun. Yok kız çok güzelmiş, ayın 4'üymüş, 14'üymüş. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne var canım? Merak etti, ben de anlattım. Ha tabii, tabii. Ben senin neye çomak soktuğunu gayet iyi biliyorum. Neyeymiş? Gökhan Banu ile evlenecek, Rezan Hanım'la ortak olacaklar diye ödün patlıyor. Korkuyorsun değil mi? Neyi korkacakmışım canım? Deli misin, divane misin? Sen bu çiftliğin başına oğlum geçsin istiyorsun. Hırsından ölüyorsun ama yok. Yok Nedret Hanım. O iş hiç öyle olmayacak. Bana bak gelin hanım. Sen yokken ben vardım burada. Abim yokken yıllarca ben baktım bu çiftliğe. Abim bana emanet etti de gitti burayı. Bana. Benim soyadım Başat. Burası da Başatların çiftliği. Yani? Ne demeye çalışıyorsun sen? Diyorum ki, kimin nerede oturacağına abimle ben karar veririz diyorum. Haklısın. Allah'tan abin senin oğlunun ne mal olduğunu gayet güzel biliyor. O yüzden hiçbir zaman bu çiftliğin başına geçemeyecek. O anlattıklarım var ya, çok eskidendi Nedret Hanım. Çok eskiden. Efendim Şükrü Bey. Evet biliyorum beni bekliyorsunuz ama bugün buluşmayı ertelemek zorundayız. Yok banka yüzünden. Biz erkenden istedik ama istediğimiz nakdi ayarlayamamışlar. Malum miktar biraz yüksek olunca. Evet. Yo yo pazartesi ben size uğrayacağım efendim. Tabii. Oldu. İyi günler. Zülfikar dayı 2 gündür dağda ve onu aramaya kimse çıkmıyor, öyle mi? Bunu bana mı soruyorsun Gökhan? İnan ki haberim yoktu Zeynep. Olsa çıkıp aramaz mıydım sence? Neyse, boş ver. Şimdi bunları konuşmayalım. Babamı bulmak istiyorum ben. Baba! Zülfikar dayı! Baba! Babam çoktan. Yok ben daha fazla dayanamayacağım. Zeynep dur. Zeynep beni bekle.